arkadaşlar, haydi bakalım. 4 hizmetimize bakmıştık. Şimdi 5. hizmetimizde yöneltme ve yerleştirme hizmetiyle devam edelim. Yöneltme ve yerleştirme. Şimdi arkadaşlar, yöneltme ve yerleştirme hizmetini şöyle tanımlayabiliriz. Aslında öğrencilerin gelecekleri ya da kendileriyle ilgili okul, ders, meslek gibi seçimler, tercihler yapmalarına ve ihtiyaç duydukları hizmetlerden faydalanmalarına yönelik yapılan çalışmalardır. Öğrencinin hayatlarıyla ilgili tercihler yapmalarına ya da uygun hizmetlerden faydalanmalarına. Aslında ipucu olarak şunu yazabilirim ben. Tercih artı uygun hizmet diyelim. Şimdi demek ki soru kökünde bir çocuk okul, meslek, ders tercih edecekse, seçimi yapacaksa cevabımız yönetme, yerleştirme olacak. Şimdi uygun hizmet derken ne demiştim? Diyelim ki şöyle bir soru kullandık. Bir okul öncesi öğretmeni diyelim. Sınıfında çok hareketli bir öğrencisi var. DEHAP değil. Ayrı bir şey. Hareketli DEHAP'ı karıştırmamak gerekiyor. Ve baktı çocuğun enerjisi yüksek. Aileyle konuştu. Dedi ki çocuğunuzu bir yüzme kursuna götürün. Bak, bu da bir yönetmedir. Çocuğun ihtiyaç duyduğu bir hizmetten faydalanması. Ya da ne bileyim, bir ortaokul lisede müzik öğretmeni bir çocuğun çok yetenekli olduğunu anladı. Aileyle ya da çocukla görüştüğünde ki bu çocuk müzikte çok yetenekli, mutlaka bir enstrüman alın, bir müzik kursuna gitsin. Bakın, bu da yine yönetme ve yerleştirme hizmetleri kapsamında olur. Aklınız olsun. Ya da bir çocuğun rehberlik seviyesine gitmesi. Siz diyelim ki bir öğrenci derste sürekli mutsuz, hatırlıyorsanız şurada mutsuzluk, yalnızlık dedik. Dedin ki abi, uzun süredir seni mutsuz ve yalnız görüyorum. Bu konuyu okuldaki rehber öğretmenle konuşmak ister misin? Bu da yine bir yöneltme ve yerleştirmedir. Bir çocuğun gözünün bozuk olduğunu düşünüyoruz. Göz doktoruna gitmesini sağladık. Yine arkadaşlar, yönetme, yerleştirme hizmetidir. Hiç uzatmayalım. Soru kökünde çocuk hayatıyla ilgili bir tercih yapacaksa, ihtiyaç duyduğu hizmetlerden faydalanacaksa yönetme ve yerleştirme. Şimdi arkadaşlar, burada bir şey bazen kafa karışıyor. Mesela şöyle bir soru kullansam. Diyelim ki bir çocuk ortaokul 8. sınıfta. Bir gün yanıma geldi. Dedi ki ya Selim hocam, ben lise seçeceğim ama hangi liseye gitmem gerektiğine bir türlü karar veremiyorum. Ben öğrencimle konuştum. Dedim bak, işte tarım meslek liseleri var, ticaret meslek liseleri var, endüstri meslek liseleri var, akademik liseler var. Var da var. Bunlar hakkında bilgi verdim. Ve öğrencime sonunda dedi ki ya hocam, tamam, tarım meslek lisesi bana uygunmuş. Ben tarım meslek lisesini seçmek istiyorum dedi. Yaptığımız çalışma, çocuk ne yaptı? Bir lise tercihi yaptı. Ne oldu? Yönetme yerleştirme hizmetlerinin kapsamında. Aklımıza şu gelebilir. Ya hocam, bu çocuk tamam lise seçimi yaptı ama siz diğer liseler hakkında da bilgi verdiniz. Cevabın bilgi toplamada olması gerekmez mi? Arkadaşlar, şunu unutmayın. Çocuk soru kökünde artık hayatıyla ilgili bir seçim yapıyorsa, tercih yapıyorsa hizmetimiz yönetme ve yerleştirmedir. Bakın, yönetme yerleştirmenin içerisinde bireyi tanıma da vardır. Çocuğun ilgilerine, yeteneklerine bakarız. Lise seçiminde, meslek seçiminde değerlere de bakarız. Liseler hakkında, meslekler hakkında bilgi de veririz. Ama unutma, soru kökünde artık okul, ders, meslek bir seçim yapıyorsa hizmetimiz yönetme yerleştirme olacak. Nokta. Şimdi geldik, bir hizmetimiz daha var. Ayrı başlık olarak anlatmayacağım. Bazı arkadaşlarımız ayrı başlık veriyor ama kafa karışıklığı oluyor. Gerek yok. Bir de arkadaşlar, sevk diye bir hizmetimiz var. Ben kısaca üst uzman diyeceğim. Hocam, nedir sevk? Sevk şu demek aslında. Öğrencileri ya da işte veli de olabilir, daha profesyonel kurum ya da kişiye yöneltmedir. Bakın, sevk de bir yönetme hizmetidir. Unutma arkadaşım. Tamam mı? O yüzden ikisini kolay kolay bir vermez ÖSYM. Ya da soru kökünde seçeneklerde sevk yoksa yine yönetmeye gidebilirsin arkadaşım. Tamam. Şimdi daha profesyonel kurum ya da kişiye yöneltmedim. Buna en güzel örnek şu olur arkadaşlar. Düşünün, bazen aile sağlık merkezimiz, sağlık ocağına gidiyoruz. Yeni adı herhalde aile sağlık merkezi oldu. Oraya gittiniz, sıkıntınızı anlattınız. Doktor oradaki sıkıntınızı, derdinizi dinledi. Size bir tedavi uyguladı, ilaç yazdı, verdi. Yardımcı oldu, iş bitti. Ama bazen sıkıntınızı dinledikten sonra ne diyor size? Ya bir üniversite hastanesine git, bir dahiliye uzmanı görsün diyor. Şimdi ikinci kısmı da, bir dahiliye uzmanı görsün dediği noktada ne yaptı? Dikkat et, seni daha profesyonel kurum ya da kişiye sevk etti. Şu demek, bir dahiliye uzmanı görsün derken, ya senin hastalığına konu olan dur. Benim uzmanlık eğitim alanımı aşar. Sen daha profesyonel birine git. Ha, o zaman soru kökünde
Öğrenciye ben okul, ders, meslek seçimi gibi yardımcı oluyorsam yöneltme. Daha profesyonel kurum ya da kişiye yönlendiriyorsam cevabımız arkadaşlar sevk olacak. Şimdi hemen somutlaştıralım. Şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar. Diyelim ki bir gün derstesiniz ya da bir hafta olsun, 10 gün olsun bir günle yönetmek çok da doğru olmaz. Bir öğrencinizin bir ay boyunca derste tırnaklarını yediğine tanık oldu. Çocukta tırnak yeme problemi var. Şimdi tırnak yeme genelde bir iç gerginlik, stresin dışa yansımasıdır. Biraz önce konuştuk, duygular varsa, stres, sıkıntı, kaygı varsa neyin çalışma alanındaydı? Psikolojik danışma alanında. Peki öğretmen bu konu uzman mı? Değil. O zaman öğrenciyle konuştunuz, dediniz ki ya bu konuyu okuldaki psikolojik danışmanla konuşma daha uygun olur. Ne oldu arkadaşlar? Sevk ettin. Bak çocuğa yardımcı olmadın. Yani bu konu benim alanım değil. Sen profesyonel bir neydin? Bu bir arkadaşlar sevktir. Şimdi bazı kaynaklarda şöyle absürt bilgi görüyorum. Okul içi yapılıyorsa yönetme, okul dışı yapılıyorsa sevk. Çıkar bu bilgi hayatından. Bir öğretmenin öğrencisini önemli bir durumda rehberi seviyesinde yönlendirmesi de sevktir. Diyelim ki çocuk bana geldi. Tamam, çocukta tırnak yeme var ama çocukla bir konuştum. Çocuk bir türlü uykuya dalamıyor. Uyku problemi de var. Hocam ben diyor ki akşam 10'da yatağa giriyorum. Bazen 2'de bazen 3'te ya dalıyorum ya dalamıyorum. Genelde arkadaşlar uykuya dalamamak, anksiyete, çok erken kalkıp geri uyuyamamak da depresyon göstergesidir. İster anksiyete ister depresyon olsun. Bir uyku bozukluğu var, bir uyku problemi var. Peki arkadaşlar bu normal bir durum mu? Biraz önce konuştuk, okuldaki rehberlik hizmetleri daha çok günlük hayatta normal saydığımız olağan koşullara yönelik psikolojik yardım sunuyordu. Değil. O zaman ben de aileyle görüştüm. Çocuğunuzu bir psikiyatra, psikoloğa götürün dedim. Ne yapmış oldum arkadaşlar? Ben de sevk etmiş oldum. İster psikolojik danışman, ister öğretmen. Daha profesyonel birine yönlendiriyorsa sevktir. Ama şunu aklınızda olsun. Bir çocuk psikiyatra, psikoloğa yönlendirilecekse önce psikolojik danışmandan geçmesi daha doğru olur. Yani öğretmen doğrudan ya çocuğunuzu alın psikiyatra götürün demez. Öğretmenin demesi gerekir. Bak okulda bir rehber isteğiniz var, orada bir psikolojik danışmanınız var. Önce onunla görüşün. Gerekiyorsa zaten yönlendirmeyi sevki yapacaktır. Şimdi geldik son hizmetine buranın arkadaşlar. 6. İzleme ve değerlendirme. Şimdi arkadaşlar izleme değerlendirmeyi de şöyle bir karıştırıyoruz. Ben önce şöyle bir soru sorsam. Hem de bir konuyu tekrar etmiş olalım. Diyelim ki siz bir ilkokulda göreve başladınız. Birinci sınıftasınız. Her şey güzel gidiyor. İkinci dönemin başı okul müdürü aradı. Dedi ki hocam sınıfınıza yeni bir öğrenci nakil geldi, bilginiz olsun. Tamam hocam, sıkıntı değil. Ama hocam diğer okulundan aradılar idaresi. Çocuk çok problemliymiş. Arkadaşlarına çok ciddi zararlar verebiliyormuş. Aman hocam teneffüslerde de gözün üstünde olsun. Muhtemelen okul müdürüne ne diyeceğiz? Tabii ki hocam ben ilgilenirim, hiç merak etmeyin. Ama odadan çıkarken Allah belanı versin, başka öğretmenin yoktu. Niye bana gönderdin diye söyleriz. Neyse. Şimdi sen de sınıfa gittin. Tamam mı? Bakıyorsun ya bu çocuk arkadaşlarıyla nasıl iletişim kuruyor. Bugün öğretmen odasına gitmeyeyim. Bir bakayım çünkü çocukların da hayatı size emanet. Arkadaşlarına zarar verici davranışları var mı? Saldırgan davranışları var mı? Burada cevap ne olur? Buraya kadar yapılan hizmet. İzleme olmaz arkadaşlar. Bu sorunun cevabı bireyi tanım olur. Ne dedik? Öğrenci hakkında. Öğrencinin davranışları, ailesi, ekonomisi. Bu konuda bilgi topluyorsak cevabımız arkadaşlar izleme ve değerlendirme değil, bireyi tanımadır. Çocuğun izlenmesi değil. İzleme değerlendirme. Peki neymiş izleme değerlendirme? Şimdi tanımı yapınca zaten ne demek istediğimi çok iyi anlayacağız arkadaşlar. Sunulan rehberlik hizmetlerinin amacına ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmalardır. Hemen çizelim altını. Sunulan rehberlik hizmeti. Arkadaşlar soru kökünde sunulan bir rehber hizmeti yoksa izlemeye gitme. Ben bir çalışma yapacağım, sunucunu takip edeceğim. Aslında iki video önce rehberliği anlatırken ölçmeden bahsettik ya gelişimsel yaklaşımda. Ölçme kısım işte. Yaptığım çalışmaları ölçmem, değerlendirmemdir. İzleme, değerlendirme. Bir çalışma yapıp sonucunu izlemektir. Şimdi biraz önceki örneğe dönelim. Okul müdürü
İkinci dönem baş öğrencisi bir öğrenci verdi ya sınıfınıza. Mesela soru şöyle sorsaydım. Öğretmen çocuğu almış sınıfa götürmüş. Sınıfı arkadaşlarıyla tanıştırmış. Okulu gezdirmiş. Okulun kuralları hakkında açıklama yapmıştır. Yapılan çalışma ne olur? Oryantasyon. Teneffüslerde öğrencinin arkadaşlık ilişkilerine bakmış. Çocuğun oyunlara katılmadığını, arkadaşlarına karşı saldırgan davranışlarda bulunduğu, hayvanlara eziyet etmekten keyif aldığını gözlemlemiştir. Ne oldu? Bireyi tanıma oldu. Peki özellikle hayvanlara, insanlara acımasızca davranma, davranım bozukluğunun bir göstergesi, ciddi bir sorun. Bunun üzerine aileyle görüşüp çocuğun rehber servisine gitmesini sağlamıştır. Yöneltme ya da sevk olur arkadaşlar. ÖSYM ikisini bir vermez ama veriyorsa da bir üst uzmana gidiyorsa sevk aklınızda olsun. Peki sonra bir ay sonra rehber servisine gelip demiş ki bu öğrenci size yönlendirmiştim. Aileyle görüştünüz, çocukla görüştünüz. Durum nedir? Ne yapıyorsunuz? Bunun sonucunda çocukta bir değişiklik oldu mu, olmadı mı? İşte bakın burası işin artık izleme ve değerlendirme boyutudur. Şunun altını özellikle çizdim arkadaşlar, sunulan rehberlik hizmeti. Hemen bir parantez daha açayım. Bazen şöyle bilgiler görüyorum. İzleme yönetmeden sonra olur. Ya tamam yönetmeden sonra olur da izleme bütün rehber hizmetlerinden sonra olur. Psikolojik danışmadan sonra da olur, oryantasyondan sonra da, bireyi tanımadan da, bilgi toplama daha sonra hiç fark etmez. Ha yönetmeyi daha somut izleyebiliriz, o ayrı bir şey. Ya yani yönelttik, sorduk, mutlu musun? Mesela biraz önce ne yaptım? Bir öğrencinin lise seçimine yardımcı olmuştum. Lise seçimine yardımcı olmak neydi? Yöneltme. Hangi liseyi seçti? Tarım meslek lisesini. Bir ay sonra gidip çocuğa dedim ki yavrum, ben sana tarım meslek lisesine uygun dedim ama bu okulda mutlu musun? Nasılmış bir okul? Selim hocam Allah belanı versin beni ne biçim okula gönderdin? Kısmıştı. İzleme oldu. Peki yaptığımız yönetme başarılı olmuş mu? Olmamış. O zaman benim çalışmalarımı gözden geçirme gerekir. Şimdi arkadaşlar ister psikolojik danışman olun ister öğretmen olun. Biz sadece arkadaşlar öğrenciyle çalışarak başarılı olamayız. O zaman bizim de neye ihtiyacımız var arkadaşlar? Dolaylı sunulan hizmetlere ihtiyacımız var. Kısa bir konu arkadaşlar. Şöyle bir 15 dakika hızlı bir şekilde dolaylı sunulan hizmetlere bakalım. Ondan sonra arkadaşlar 3. ünitemize de noktayı koyalım. Şimdi dolaylı sunulan hizmetlerin ilki ÖSYM'nin en fazla soru kullandığı yer arkadaşlar. Müşavirlik. Diğer adıyla konsültasyon. Şimdi arkadaşlar tanım olarak yani çok önemli değil tanım ama ne diyebiliriz müşavirlik ya da konsültasyona? Öğrencinin girişim ve uyumuyla ilgili aile, öğretmen, idareci ve benzeri kişilere yönelik okuldaki rehber öğretmenlerin, psikolojik danışmanın yapmış olduğu bilgilendirme çalışmalarıdır. Temel amaç öğrenciyle ilgili kişilerin işte aile, öğretmen gibi, idareci gibi rehberlik konusundaki bilgi ve becerilerini arttırmak. Ha burada bir şey söyleyeyim ama bu kadar kesin olmayın. Müşavirlik hizmeti daha çok psikolojik danışman sunar. Ama tekrar altını çiziyorum. Daha çok psikolojik danışman sunar. Yani şöyle bir ifade doğru olmaz. Müşavirlik sadece psikolojik danışman yapar. Ya olmaz yeri geldiğinde. Ha okulda psikolojik danışman yoktur. Bir öğretmen bazen aileyi ders çalışma konusu, teknoloji bağımlılık konusunda bilgilendirebilir. Ama ÖSYM çok polemiğe gireceğini zannetmiyorum. Müşavirlik hizmetini daha çok psikolojik danışmanlar yapacak. Peki ne dedim? Öğrencinin gelişimiyle ilgili. Peki öğrencinin gelişimiyle ilgili kişiler kimlerdir arkadaşlar? Diğer kişiler aile olabilir. Öğretmen olabilir. İdareci olabilir ve benzeri kişiler olabilir. Yani öğrencinin dedesi olur, yeri gelir, ninesi olur. Eğitimiyle, gelişimiyle ilgili kim varsa müşavirlik hepsini kapsar arkadaşlar. Peki müşavirliğe neden ihtiyacımız var? Şimdi aslında ilkeleri de konuşmuştuk ya ortak anlayış oluşturma. Şimdi diyelim ki ben ilkokulda çocuklarla teknoloji bağımlı çalışacağım. Teknolojiden uzak tutmaya çalışıyorum. Bazı çalışmalar yapıyoruz öğretmen, rehber servisi. Ama çocuk eve gidiyor akşam annesi yemek yedirirken eline telefonu veriyor. Aç ağzını ye yemeğini. Yemek bitiyor anneni atıyorum çalışması gerekiyor. Açıyor çocuğa televizyon. Çocuk televizyondan sıkılıyor, ağla yavrum tableti. Peki bizim okulda yaptığımız çalışma bir amaca ulaşır mı? Arkası gelir mi? Gelmez. Aslında yapılan çalışmaların, rehberlik çalışmaların devamını sağlamaktır müşavirlik. Bunun devamını sağlayacağım. İşte bu noktada neye ihtiyacımız var arkadaşlar? Ortak anlayış oluşturma.
Müşavirlik hizmetinin en temel amacı arkadaşlar ortak anlayış oluşturmadır. Aile, öğretmen, idareci beraber çalışacağız. Yine bazı absürt bilgi görüyorum. Müşavirlik olabilmesi için hepsi olacak. Öyle bir şey yok. Sadece aile, sadece öğretmene yaptığım çalışmalarda arkadaşlar yine müşavirlik olur. Peki ne ayrım noktası ne olacak arkadaşlar? Müşavirliği ben soru kökünde nasıl yakalayacağım arkadaşlar? Bakın çok temel bir şey yazacağım. Bunun altını özellikle çizeceğiz. Rehberlikte ilgili konularda bilgi ve beceri kazandırma. Çiz altını özellikle. Rehberlikle ilgili konularda bir bilgi ve beceri kazandırma olması gerekiyor arkadaşlar. Yani ben öğrencinin gelişimiyle ilgili işte kim olabilir? Aile, öğretmen, idareci. Bunların bu konudaki bilgi ve becerilerini arttırmam gerekir ki müşavirlik olsun. Şöyle somutlaştırayım arkadaşlar. Diyelim ki siz benim örgün sınıftan öğrencilerim olun. Tamam. Bir gün ailelerinizi ben çağırsam. Desem ki bugün size ders değil, ailelerinizle konuşacağım. Evli olanların eşleri gelsin. Anne babanız, eşleriniz geldi. Onlarla biraz konuştuk. KPSS süreci nasıl işler? Bu konuda ne yapmak gerekir? Ki özellikle sürekli sınavın değil, sizin önemli olduğunuzu vurgulamalar kaygıyı arttırır. Öyle var. Yavrum hiç önemli değil. Sen önemlisin. Sınavı kazan ya da kazanma. Bir aile günü günde 5 kere bunu diyorsa çocuğa sınav çok önemli mesajını veriyordur. Bu konuda diyelim ailenize çalıştım. Peki ailelerinize bir bilgi ve beceri kazandırdın mı? Kazandırdınız hocam. Hizmetim ne oldu arkadaşlar? Müşavirlik oldu. Bitti gitti. Odak nokta arkadaşlar bu olacak. Peki şöyle bir şey kullansaydım. Sizin ailenizi topladım. Dedim ki ben kaynak kitabı almak istiyorum bu gençlere. O yüzden sizden 200 lira para toplayacağım. Çocuklara bir kitap alalım. Şimdi bakın velilerinizden para toplayıp size kitap almak. Sizin için faydalı bir çalışma mı? Evet hocam. Hemen bakalım. Bu konuda bir bilgi ve beceri kazandırma var mı? Yok hocam. O zaman asla müşavirliğe gitme. Aklında olsun. Buraya tekrar döneceğim. Ha bir de şunu söyleyelim arkadaşlar. Yanlış tutum ve davranışları değiştirme. Bakın müşavirliğin amaçlarından biri de budur. Bakın temel amaç ortak anlayış oluşturma ama öğretmen de ailede ilerideki yanlış tutum ve davranışları değiştirme de vardır. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Bir okulda idare yaramazlık yapan çocuğu kulağından tutup rehberlik servisine getiriyor olsun. Şimdi buradaki idarenin bu davranışı yanlış mı? Yanlış hocam. Peki ben gittim okul dersine dedim ki ya siz yaramazlık yapan çocuğu kulağından tutup rehberliğe getiriyorsunuz. İyi de bizim ilkelerimizden biri gönüllülük. İlkeye aykırı. Böyle olursa çocuklar rehberliği bir disiplin işi olarak görürler. Ben hizmetimi sunamam. Ne yaptım? İdareye bilgilendirdim rehberlik konularda. Yanlış tutum ve davranış değiştirme var. Yapıştır müşavirliği gitsin. Başka bir örnek vereyim. Diyelim ki bir gün bir ergen kızımızın babasını okula çağırdım. Dedim ki işte kızımız ergenliğe giriyor. Ergenlik farklı bir dönemdir. Burada beğenilmek, takdir edilmek çok çok önemli. Kızınızın çok güzel olduğunu, başarılı olduğunu uygun durumlarda vurgulamanız çok çok önemli. İşte bu dönemde bazen ne derler, kendini kontrol etmekte zorlanırlar. Kapıyı, pencereyi çarpabilir, sesini yükseltebilir. Sakın bunu bir saygısızlık göstergesi olarak almayın. Bu dönemde kız çocukları banyoda daha uzun süre zaman geçirme ihtiyacı hissederler. Banyonun kapısına dikilip de kızım öldün mü? Su faturasından haberin var mı? Yeter çık diye bağırmayın. Şimdi bakın burada velilik bir bilgilendirme var mı? Var hocam. Yanlış tutum ve davranış değiştirme var mı? Var. Yapıştır müşavirlik için. Bu kadar arkadaşlar. Peki ben adama şunu sordum. Sizin mesleğiniz ne? Atıyorum dedi ki hocam ben servisçilik yapıyorum. Benim birkaç tane aracım var. Servis şoförüyüm. Aa ne güzel. Biz de bu son sınıf öğrencileriyle bir üniversite gezileri planlıyorduk. Bu konuda bize destek olur musunuz? Tabii ki hocam ben ücretsiz olarak çocukların servis ihtiyacını karşılayayım. Bakın şimdi ikinci de güzel bir çalışma var. Çocukları geziye götürüyoruz, servis alıyoruz. Ama ben ne dedim? Müşavirlik olabilmesi için benim bu kişileri rehberlikle ilgili konularda bilgilendirmem gerekir. Böyle bir enformasyon, bilgilendirme var mı? Yok hocam. O zaman hizmetimiz ne olacak arkadaşlar? İki, çevre ve aile ile ilişkiler. İşte çevre ve veli ile ilişkiler olacak. Nedir çevre ve ilişkiler? Doğrudan
rehberlik alanıyla ilgili olmayan konularda yaptığımız çalışmalar. Bak öğrenciye katkı sağlıyor ama doğrudan rehberlikle ilgili değil arkadaşlar. Ne olabilir? Mesela birkaç madde yazalım. İşte okul aile işbirliği. İşte tanışma toplantıları, çalışma çayları olabilir. Çevrenin, ailenin katkısını almak olabilir. Bir de arkadaşlar çevrenin olumsuz etkilerini kontrol olabilir. Bakın soruyu okudunuz. Tamam güzel bir çalışma var ama rehberlikle ilgili bir bilgi akışı yok diyorsa yapıştır gitsin. Mesela RAM'dan destek almak, emniyetten destek almak. Tamam mı? Bunlar hep burada. İşte biraz önce bir örnekte olduğu gibi velilerin okula katkısını almak gibi olabilir. Şöyle bir örnek üzerinden konuyu da şöyle çok kısaca bir toparlayalım. Şimdi diyelim ki Eylül'de göreve başladınız arkadaşlar. Gayet güzel ortaokulda çalışıyorsunuz. Bir gün güvendiğiniz birkaç öğrenciniz gelip size dedi ki hocam dedi okulun arkasında bir internet kafe var. Bazen sınıf arkadaşlarımız oraya gidiyorlar. Orada pornografik yayınlar izliyorlar. Şimdi aslında ilkeleri anlatırken istismarda konuşmuştuk. Bir çocuğun pornografik yayınlara ulaşmasına imkan tanımak da ne suçuydu? Bu istismar suçuydu. Peki yine ilkeleri de hatırlayalım. İstismar suçuyla karşılaşan öğretmen önce ne yapıyordu? Müdür mü? Hayır. Önce psikolojik danışmana gidiyordu değil mi? Öğretmen psikolojik danışmana, psikolojik danışman müdüre, müdür polise gitti. Polis geldi burayı kapattı. Güzel bir çalışma. Neyle ilgilidir bakın? Çevrenin olumsuz etkilerini kontroldür. Emniyetle bir iletişim yaptık, bir işbirliği yaptık burada. Burada bak müşavirlik yok. Peki sonra biz şunu düşünürüz. Ya Selim hocam, çocuklar öğrencilerin bunu internet kafede yapıyorlarsa acaba evde yapıyor olabilirler mi? Kesinlikle. Haydi o zaman biz bir veli semineri hazırlayalım. Bir veli semineri düzenleyelim. Teknolojinin doğru kullanımı, istismarı önleme konusunda. Veli semineri yaptığımız anda hizmetimiz müşavirlik olur. Unutma müşavirlik bireysel grupla sunulabilir. Bir sıkıntı yok. Bir veliyle, bir öğretmenle de yapabilirim. Veli semineri de yapabilirim. Yine arkadaşlar müşavirlik olur. Peki siz dediniz ki ya hocam bu konuda çocuklara da bir şeyler anlatsak. Dikkat! Eğer öğrencilere de bir şeyler anlatıyorsak arkadaşlar, hizmetimiz ne olacak? Öğrenci ihtiyaç konusunda bilgi veriyorsak, bilgi toplama yayımı olacak. Bak, aile, öğretmeni bilgilendiriyoruz, müşavirlik. Öğrencileri bilgilendiriyoruz, bilgi toplama yayımı olur, süpersiniz. Üçüncü hizmetimiz arkadaşlar, araştırma ve değerlendirme. ÖSYM bugüne kadar hiç sormadı arkadaşlar araştırma değerlendirme. Gelebilir mi? Gelebilir. Çünkü izleme ile çok yakın. Hatta bir şey söyleyeyim. ÖSYM genelde ayırmadı. İzleme değerlendirme ile araştırma değerlendirmeyi hep beraber kullandı. Ayrım noktasını söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi araştırma değerlendirmedir aslında. Tanım bir kenara dursun. Neler bilmem gerekiyor? Bunlardan biri arkadaşlar kendimizi geliştirme. Bir öğretmenin ya da psikolojik danışmanın kendi mesleki gelişim için yaptığı çalışmalar neredeymiş arkadaşlar? Araştırma ve değerlendirme demiş. Dikkat! Hemen hatırlayalım. Bilgi toplama yayımını anlatırken size şöyle bir şey söylemiştim. Bir psikolojik danışman grupta psikolojik danışma konulu bir seminere katılmıştı. Bir şeyler öğrendi. Bilgi toplama yayımı olur mu? Olmaz. Çünkü öğrencinin ihtiyaç duyduğu bilgi yok. Neyin kapsamında olacak? Araştırma değerlendirme. Kendimi geliştireceğim. Yine arkadaşlar kendimizi değerlendirme. Ben bir psikolojik danışman olarak rehberlik serisini kendi çalışmalarımı değerlendiriyorsam burada arkadaşlar. Okulu ve çevreyi tanıma. Öğrenci sorunlarını tespit etme. Ailenin eğitimden beklentilerini anlama bakın burada. Şimdi okul bir çevrededir ve bu çevreden etkilenir. Ben görev yaptığım bölgede ailenin sosyoekonomik düzeyini bilmem lazım. Fakirler mi, zenginler mi? Zengin bölgedeyse belki üniversite gezisi yapabilir. Fakirlerse burs aramam lazım. Mesleki yönlendirme de bununla ilgili. Ailenin sosyoekonomik düzeyiyle çocuklar yapacak rehberlik çalışmanın, eğitim çalışmanın çok ilişkisi var. Benim önce bunu anlamam lazım. Bunların hepsi işte araştırma ve değerlendirme kapsamları. Öğrencinin ne tür sorunlar yaşadıklarını. Özellikle okulun bulunduğu bölgenin olanakları hep arkadaşlar burada aklınızda bulunsun. Son maddemiz arkadaşlar okul rehberlik programları hazırlama. Arkadaşlar iki tane programımız var. Okul ve sınıf
programları. Şimdi burada çok kısa geçeceğim arkadaşlar. Neden? Bizim ilerleyen haftalarda rehberlik örgütü diye bir konumuz olacak. Rehberlik örgütünü anlatırken okul programı nedir? Orada işte sistem desteği, müdahale hizmeti, rehberlik müfredatı, bunların hepsine bakacağız okul programının hazırlanmasında. Sınıf programı nedir? Kim hazırlar? Ona bakacağız. Ama şurada şunu bilelim. Okulda rehberlik çalışmalarını iyi bir şekilde planlarsam dolaylı olarak daha nitelikli bir rehberlik hizmeti ortaya çıkar. İster okul ister sınıf programları hazırlansın, öğrenci ihtiyaçlarını merkeze alıyoruz. Bu aklınızda olsun. Şimdilik arkadaşlar program konusu yeter. Ama önemli bir konu arkadaşlar, örgüt konusunda mutlaka ele alacağım. Şimdi arkadaşlar 3. üniteyi bitirdik. Kısa bir konu ve ünite. ÖSYM'nin mutlaka soru kullandığı ünite olduğunu söylemiştik. Şöyle bir toparlayayım arkadaşlar. Birkaç soru paylaşayım. Tekrar etmiş olacağız. Ondan sonra bu videoya noktayı, bu üniteye noktayı koyalım. Mesela şöyle bir soru gelse. Diyelim ki bir çocuk okula başlıyor ve eve aç geliyor. Benzer bir soruyu ÖSYM'de kullandı. Annesine diyor ki, anne okulda kantin yerini bilmiyorum, kantin yok. O yüzden aç kaldım, ben okula gitmek istemiyorum. Hangi hizmet eksik kalmış? Oryantasyon bakın. Okulun kurallarını, imkanlarını, olanaklarını tanıtmak. Peki oryantasyon çalışmaları konusunda öğretmenleri bilgilendirirsem, çocukların ihtiyaçları nelerdir, oryantasyonunda ne yapmak gerekir, nasıl yaklaşmak gerekir? Bakın, öğretmen bilgilendiriyorsak müşavirlik olur. Unutma. Çocukların okul, ders, meslek seçmesine yardımcı oluyorsak yöneltme olur. Yaptığımız çalışmalar amacına ulaşmış mı diye izliyorsak, bakıyorsak arkadaşlar izleme ve değerlendirme olur. Özellikle arkadaşlar konuyu anlatırken bazı şeylerin özellikle altını çizdik. Bunlara dikkat ederseniz buradan arkadaşlar sorumluluk kaçmaz. Hadi bakalım bu videoya da noktamızı koyalım. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle.